Bir gün kilip ümmet düşmanın büler, bugün ceng kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن نازل قلقان وقت ذا برچة إبادتلارنا إسلام أمتك فرز قلد شو جملة دان جهاد إبادتنا الله سبحانه وتعالى فرز قلد من أبو بزوقيان آيات الله سبحانه وتعالى o'zi bilan mo'min bandalari o'rtasidagi bo'lgan tijoratni, ya'ni buyuk bir ibodatni bizlarga xabarini berdi. Albatta Alloh mo'minlardan ularning jonlarini va mollarini jannatni evaziga sotib oldi dedi. Va mana bu jon va molni o'zi bergan zot uni evaziga jannatni mo'minlardan ularni jonlarini va mollarini sotib olish evaziga berganligini va bu tijorat bo'lib o'tganligini xabarini berdi. Va mana bu mu'minlarni, mana bu tijoratni amaliy qilishlari uchun ularni sarmoyasi demak, ularning jonlari va mollari ekan va mana bu jon va mol bilan Allohning yo'lida ular qitol qiladilar, kofir va mushrik munofiqlarga qarshi jihad qiladilar. Va kofirlarni o'ldiradilar va o'zlari ham Alloh yo'lida shahid bo'ladilar deb Alloh subhanahu va taolo baxtlik mu'minlarni xabarini bizlarga xabarini berdi. Va mana bu oldi berdini, mana bu savdo sotiqni, mana bu tijoratni va'dasini Alloh subhanahu va taolo o'zining samoviy kitoblari bo'lmish Tavrotda, Injilda va Qur'onda bitib qo'yganligini, xush xabarini berib qo'yganligini, xabarini berib turib, o'zidan ko'ra ahdiga vafodorroq biror kimsa bormi dedi? Albatta yo'q. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu tijoratni to'la to'kis haqqini ado qilgan mu'minlarga bashorat berib aytdiki, sizlar mana bu qilgan tijoratingiz bilan, mana bu sotgan narsangiz bilan xursand bo'linglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu eng buyuk yutuqdir deb marhamat qildi. Biz mo'min musulmon birodarlarimizga ushbu jihad maydonlaridan turib yana bir bor murojaat qilishlik, ularga o'zimizni salovimizni yetkazishlik ne'matini bizlarga nasib etgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytamiz va mujohidlarning qoidi bo'lgan Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ga salavat va salomlarni yuboramiz va albatta mana bu oxirda bo'lib o'tayotgan Pokiston va Afg'oniston, O'rta Osiyodagi va dunyoni boshqa yerda bo'layotgan islom ummatini holatiga o'zimizni munosabatimizni ham bildirib o'tmoqchimiz. Albatta mana bu oxirgi vaqtlarda bo'layotgan Pokistondagi xosatan Suvat vodiysidan boshlanib to shimoliy va janubiy Vaziristongacha davom etayotgan jihodiy amaliyotlarda alhamdulillah Mavarounnahr musulmonlardan tashkil topgan, islom ummatidan tashkil topgan
mana bu O'zbekiston Islomiy harakati o'zining ansorlari bilan, ya'ni Pokistondagi Islomiy tahrik, ya'ni toliblarning tahriki, Amir Baytulloh boshchiligidagi tahrik bilan yelkama-yelka turib, mana bu diyordagi bo'layotgan kufr zulmga qarshi, murtad hukumatga qarshi alhamdulillah o'zlarini jihodlarini davom ettiryaptilar va mana bu jihodimiz hozirgi kunda alhamdulillah Pokistonning poytaxti hisoblanmish Islomobod atrofiga yetib olgan alhamdulillah mana bu g'azvalar Suvat vodiysida boshlanib Bunir, Der, Deradamxil, Bojavor va Xaybar va Kurm ajensi shimoliy va janubiy Vaziristonda davom etyapkan. Alhamdulillah mana bu amaliyotlarda muhojir va ansorlar o'zlarini iymoniy vazifalarini to'la to'kis bajarishyapti. Alhamdulillah mana bu murtad hukumat o'ziga salibiylarni hoja qilib olgan mana bu hukumat o'zini mag'lubiyatini tan olishlik inshaalloh vaqtlari juda ham yaqin qolgan. Inshaalloh mana bu hukumat o'zining mag'lubiyatini inshaalloh achchiq samarasini ko'rishligi inshaalloh yaqin qolgan. Agarchi bugungi axborot vositalari orqali faqatgina Pokiston hukumatini go'yoki qo'li baland kelyapkanligi, minglab mujohidlarni shahid qilganligi yolg'ondan iborat tabliğot jangi davom etyapgan bo'lsa-da, alhamdulillah Pokistonning qayerida bo'lsa bugun mana bu dunyodagi 6-chi eng katta super davlat hisoblangan atom quroliga ega bo'lgan mana bu armiya alhamdulillah har kun har soatda o'zini mag'lubiyatini tan olishlik majburiyatida qolyapti. Alhamdulillah mujohidlarni har yerda qo'li baland, har yerda mujohidlarni jang vaqtini, jangni o'rnini tanlashlik alhamdulillah bu mujohidlarni katta bir muvaffaqiyatlardan. Alhamdulillah mujohidlarni Pokistondagi rahbarlar hammasi mana bu oldilarga qo'ygan oliy maqsad islomiy xilofatni o'rnatishlik maqsadidan chekinmagan, ularga qarshi bo'layotgan har xil terrorlar, turli-turli makr-hiylalar alhamdulillah o'zini mag'lubiyatiga uchrayapkan. Ya'ni Pokiston inqilobini boshlagan jamoatimiz inshaalloh buni oxiriga yetkazadi Allohning yordami bilan va inshaalloh butun musulmon xalq, butun ulamolar, butun islomiy toliblar, islomiy fidoilar alhamdulillah mana bu muhojir va ansorlardan tashkil topgan mana bu jihodiy inqilobni alhamdulillah tarafdorlari va inshaalloh mana bu natijasini islom ummati inshaalloh ko'radi. İkinci bo'layotgan voqealar bu Afg'onistonning Afg'onistondagi bo'layotgan bu yilgi oxirgi amaliyotlar alhamdulillah mana qisqa muddatda 7 dan ortiq dushmanning NATO blokining tayyoralari urib tushirildi. Alhamdulillah janubdagi bo'layotgan amaliyotlar bugungi kunda ayni shaklda shimolga ham ko'chib o'tgan. Alhamdulillah Afg'onistonning shimolidagi mu'min musulmonlar ham mana bu bo'layotgan salibiylarga qarshi o'zlarini aziz jonlarini va mollarini qurbon qilishlikni boshlaganlar. Alloh taolo ulardan buni qabul qilsin. Afg'onistonning shimolida bugun jamoatimizning mujohidlari ayniki Afg'onistonning janubida Pokistonda bo'lgan singari jihod ustozlarga aylanishdi. Jihod ibodatida ilk safda turishibdi va inshaalloh mana bu ibodatlar ham o'zini inshaalloh natijasini beryapti. Albatta bu bilan ham biz islom ummatiga bashorat berib qo'ymoqchimizki, inshaalloh Pokiston va Afg'onistonda boshlangan mana bu buyuk inqilob, mana bu izzat karvoni har lahza, har soatda, har kuni, har hafta, har oy faqat oldinga ketyapti. Biz mana bu fursatdan foydalanib islom ummatini, ya'ni ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'lgan Arab va ajam bo'lgan barcha islom ummatini mana bu izzat karvoniga qo'shilishlikka da'vat qilamiz. Islomiy xilofat qurish uchun alhamdulillah Pokiston va Afg'onistonda barcha shart-sharoitlar Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan tayyor bo'lgan va mana bu
İslami hilafet kuruluşluğu inşallah cüde hem az müddette kuruluşluğu biz Allah'dan ümit kılemiz ve Allah subhanehu ve teala bunge kadir bugen zat, galip bugen zat çünkü birilingen bunca milyon milyon kurballikler neticesi inşallah İslami hilafet bölelim. Çünkü İslam ümmeti bugün bir hakikatini tan aldı ki eğer İslam ümmeti cihat kımasayken İslam ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tuğla tüks ergeçip o şey zat singeri hayat geçirmesayken ve sahabilerge okşap İslam ümmetini fidailerge eylenmesayken İslam ümmetini harlik hayatı tükenmesayken bugün elhamdülillah bu açı hakikatini İslam ümmeti bugün tan alıp durup da ve elhamdülillah mana bu hakikat bugün hakiki ameli ravişte amalga aşırışlık için yani İslami hilafet kuruşluk için bugün hemme şartlar tayar bugün bu Pakistan ve Afganistan'daki mana bu cihadi ibadetlerini amalga aşırışlık bilen mana bu arzular üşeledim. Ve biz mana şu ibadetge, yani izzet ibadetge, cihat ibadetge bütün İslam ümmetini davet kılemiz yani bir bar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin hayatları da ameli revişte Medine-i Münevvere'ge hicret kılıp utişlik bilen ta vefatlarge kadar kılgen cihat ibadetini amelge aşırışlikten mumun Müslümanlar zerreçe süslük kımasıyla erkelek bilen. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arzu kigen şehidlik makamını arzu kılıçlik ve bu arzuga intilişliklerge biz ularını davet kılamız. Çünkü İslami hilafetsiz hayat kurup kilini yaptı ki huddu başı bölmegen cesedge okşagalligini bugün hemimiz kurup durumuz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat tapken vaktlerde sahabeler radiyallahu anhümünü birinci kılgen amallar şundan ibaret idi ki, özlerige Abu Bakr Sıddık'ını halife kılıp, saylab olup, o kişige bayat kılışken idi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dafın kıgelliklerini biz bir esnetip koymak içimiz ki, bu her bir mumun kişi için kifaya kıladigan derecedeki hüccet ki, elbette İslam ümmetini, İslami hilafeti, İslami şer'i hakimiyeti elbette buluşluğu gerek. Yani ahırda bu yapken vakiyelerden bittesi Şarkı Türkistan. Yani bundan 60 yıl aldın. 1949 yılda Xitay baskınçı vahşi kafirleri tarafından basıp alingen İslam ümmetini acıralmaz bir kısmı bölgen Şarkı Türkistan'daki ahırgı küllerde devam eti yapken mumun Müslüman braderlerimizge bu yapken zulümlerge nisbeten biz hem şu ümmetini bir cesedi olarak, şu cesetteki bir bölge olarak bu vakiyelerge hem uzunmizi imani münasebetimizi bildirip koymak içimiz. Ve üyerdeki Müslüman braderlerimizge eğitmek içimiz ki sizlerge bu yapken bana bu zulümge biz befark emasmiz ve befark buluşlikke hakkımız yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetini bir cesedge okşayıp kendiler ve biz mana şu cesettenmiz. El muslim ahul muslim. Müslüman Müslümanın biraderdir degendiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yazlimuhu onge zulüm kımaydı degendiler. Ve la yuslimuhu onu kafirlerge tapşırıp koymaydı degendiler. Ve la yahluluhu onu yardımsız taşlap koymaydı degendiler. Ve lakin afsuslar bulsun ki Şarkı Türkistan'daki Müslüman braderlerimiz, başka yeryüzündeki Müslümanlar, İslami hilafet yıkılgenden sonra, fakat başlarından ağır küllerini keçirgenleri singerin, bu braderlerimiz hem, cüde hem ağır küllerini başlarından keçirişti, ve keçirip gelişi yaptı. Elbette, Xitay kafirleri, bu kılıyapken zulümünü şayet fakat biz Türkistanlıklarga kılıyamız deyip öylesiler gerek. Elbette bu kılıyapken vahşilik ve bu zulüm
bütün İslam ümmetine karşıdır bu. Eğer İslam ümmeti özünü ayet ve hadiske itikad olarak özünü bir cesedde biledigen bulsa, demek Türkistan'daki şehitler İslam ümmetinin şehitleri. Türkistan'daki mazlumlar, Şarkı Türkistan'daki mazlumlar İslam ümmetinin mazlumları. Yani ular bizden, biz ulardan. Elbette Xitay kafirleri mana bu kılıyapken vahşiliklerine elbette cevap veren. Elbette cevap veredi. Aynı ki Amerika uzunu kılgen zulümüge hame taraflama dünyanın her yeri de cevap vergeni singerin inşallah yakın günde Xitay kafirleri dünyanın her yeri de uzunu mana bu kılgen zulümüge yarışı cevabını alışlayı gerek. Elbette İslam ümmeti bunge uzunu cevabını veriş gerek. Xitay'ın dünyanın her yeri de bulsun. Dünyanın her yeri de ki siyasi, iktisadi, diplomatik, hatta onun kafir fukaralarını karşı uzunu cevabını birleştirir gerek. Aynı ki Amerika devleti ve Amerika milleti dünyanın her yeri de mücahitler tarafından hücum göçüregen singerin, ulardan uç alingen singerin inşallah mana bu cevabını Xitay elbette cevabını alışlayıp gerek. Elbette bunga inşallah İslam ümmeti münasip urunda, münasip vaktide inşallah bunun cevabını verir. Ve Türkistan'daki Müslüman braderlerimiz mana bu vakiyede bizlerini, özlerine bugün taziyelerimizi kabul kılışsın ve inşallah Allah'dan dua kılışsın ki biz mana bu buluyapken zulümlerge, zalimlerge karşı münasip urunda cevap verişliğine Allah-u Teala'dan bizem sorayımız, sizler hem sorayılar. Ve elbette Türkistan'daki mazlum Müslüman braderlerimizge ötken salafi salihlerimizden bir aitken bir şiir bilen hem delde bir koymak çimiz ki ümidin üzüme Türkistan senin oğlanların bardır. Halasın yolüde can bir güçü kurbanların bardır. Unutmazlar seni hatırda ülpeymanların bardır. Neçük zayi bulur bihet tükülgen kalların bardır. Örnek ikende Şarkı Türkistan Müslümanları hem eğitip koymak için bu engepimiz şu ki sizler uzingizi necatiniz için uzingizini mana bu zalimden kutkarışlık için başka zalim kafirler iltica kımaylar. Amerika'ya, Avrupa'ya, Ruslar'ya ya ki uzun İslami devlet deyip ataydıgan murtad hükümetler'e şikayet kılıp ulardan necat kütmeyler. Çünkü ular hammesi bitti. Karga, karganın kuzunu çökümeydi. Ularının hammesini maksadı bitti. O ham bulsa İslam'ını yok kılıçlik. Hop, indi bunca zulümge karşı nime deyiş gerek, nime cevap veriş gerek. Bu komünistlere karşı ne demokratlar ne milletçiler. Sizlerini derdinizge malham koyulmayın. Bunu birden bir yolu şu ki İslam'ga şeriyatga tula tuks amal kılıp ve hakiki mücahit bölgen İslami hilafatını kuraman deyip yürgen İslami mücahitler safiye kuşuluylar. Mücahit bu işten üyelmeyler. Kafir ve münafıklar bazı bir demokratlar aitkeni singerin cihat kılıçlıktan siler uzingizi çekke tartınmaylar. Aynı ki ular mana bugün kurunup durupti. Bunu yapken bunca katlı amga bütün kafirler tamaşa kıtırıptı. Fakat yine bir diplomatik, siyasi itirazlar bildiriyordu halas. Çünkü biz İslam ümmeti bundan 100 yıl aldın cenazesi okup buyulingen ümmetimiz. Biz uzunmizi, hakkımızı alıştık için uzunmiz kitap ve sünnet asasında cihat amelini kılıçlık bilen yine mana bu hayatta yaşaçlık hakkımız var. Ular bizlerini eğer şeriatke muvaffuk yaşamak için olsak hergiz ve hergiz bu hakkını vermegeller ve vermeydiler hem. Eğer ki ularının peşvaları hesaplanmış Barack Obama mal'un ayeti yapkendik. Ben Amerika İslam'a karşı emez.
deb turib turli turli musulmonlarni ko'zini bo'yashlik uchun aytayotgan gapi bu g'irt yolg'on. Ular haqiqatda o'zlari o'ylab topgan islomga qarshi emas. Agar u islom amerikoyi bo'lsa, amerikoga itoat qiladigan islom bo'lsa, ular unga qarshi emas. Ular islomni ruhi bo'lgan shariatga qarshi. Bir vaqt men Turkiyada turk millatchilari tarafidan o'lsin islom, o'lsin shariat, yashasin islom degan shiorni eshitib ajablangan edim. Ha, ular islomni ruhi hisoblangan shariatga dushman ular. Ular islom agar Rusiyaga itoat qilsa, u islomga qarshi emas. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida aytilgan munofiqlar nomi bilan atalgan islomga ular qarshi emas. Lekin ular shariatga qarshi. Shariat ya'ni qonun, nizom. Ayniki har bir kofirlar o'zi uchun soxta qonunlarni tuzib olgan singarin bizlarni yo'qdan bor qilib yaratgan Alloh subhanahu va taolo bizlarni hayotimizni izga solishlik uchun Qur'on nozil qilgandi, shariat nozil qilgan edi. Shu bizni shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy qonunimiz bo'lishligi kerak edi. Bular mana shu shariatga dushman ular. Ya'ni Qur'onni hayotga tatbiq bo'lishlikka ular qarshi. Shuning uchun ham sizlar Amerikadan umid qilmanglar, Avropadan umid qilmanglar. Faqat va faqat Allohdan umid qilinglar va kitob va sunnatga amal qilinglar. Va Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buyurgan mana bu buyruqqa ijobat qilinglar. Va qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa va'lamu annalloha ma'al muttaqin. Qandayki mushriklar barchasi sizlarga qarshi bir jasad bo'lib, bir saf bo'lib urushyapgan singarin, ey mu'minlar, sizlar ham ularga qarshi bir saf bo'lib urushinglar. Bitta jasadga aylanib bir jasad bo'lib urushinglar. Va bilinglarki Alloh muttaqilar bilan birgadir deganda. Va yana islom ummatiga Sharqiy Turkiston musulmonlari bilan birgalikda eslatib qo'ymoqchimizki, vallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir. Alloh taolo marhamat qilgan ediki, kofirlar ba'zilari ba'zisiga do'stdir deganida. Agar sizlar kofirlarni dushman tutib mu'minlarni do'st tutmasangiz, kofirlarni dushman tutib, mu'minlarni o'zingizga do'st tutmasangiz, yer yuzida katta fitna bo'ladi va fasod bo'ladi deb Alloh taolo marhamat qilgandi. Ya'ni mu'minlarni do'st tutishlik, kofirlarni dushman tutishlik alvalo val baro aqidaning muhim shartlaridan bittasi. Agar islom ummatining o'rtasida paydo bo'lmasa ekan, oqibatda yer yuzida Alloh taolo fitna, fasod, buyuk fasod bo'lishligini bilan ogohlantirgan edi. Mana bugun buni holatini ko'rib turibmiz. Bugungi kunda islom ibodatlarini Alloh taolo farz qilgan ibodatlarini kamsitish, masxara qilish yoki shu ibodatni amalga oshirayotgan mu'min musulmonlarni quvg'inga solish, ularga tuhmatlar qilish va mana bu qilayotgan jinoyatlarga ba'zi bir o'zini islom olimiman degan yoki o'zini go'yoki musulmonman deb turib, lekin islomdan nafrati bo'lgan munofiqlarni ham ogohlantirib qo'ymoqchimizki, mana bu ibodatlarni masxara qilishlikning oqibati bilan bular kofir bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'lishlarini eslatib qo'ymoqchimiz. Bugungi kunda eng qoralanayotgan narsalardan bittasi jihod ibodati va mujohidlarni ularni shonida bo'lmagan tuhmatlarni qilish, ya'ni Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni avvalambor inkor qilishlik bu kufr bu. Ya'ni Alloh agar namozni farz qilgan bo'lsa, uni inkor qilishlik kufr. Ro'zani farz qilgan bo'lsa, buni inkor qilishlik kufr. Zakotni inkor qilishlik kufr. Hattoki zakotni bermaslikdan bo'yin tovlagan qavmga qarshi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan so'ngra birinchi qilgan jihodlar shularga qarshi edi. Xo'p,
Ana indi cihat ibadetini Allah Teala farz kılgan idi. Bugün mana bu cihatni yomon otliq qilishlik yoki mujohidlarni yomon otliq qilishlikka harakat bor. Bularni terroristlar, buzg'unchilar deb turib turli-turli bularni shonida bo'lmagan so'zlarni aytishlik bor. Mana bu narsadan o'zini din olimiman degan, musulmonman degan kishilar o'zlarini ehtiyot qilishlari kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgandiki, "Va la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatan minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." Allah subhanahu wa ta'ala Tawba surasida marhamat qilgandiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir safda bo'lib Tabuk g'azvasiga chiqqan munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qilib, ermak qilib ketishayotgan bir vaqtida, ularga savol berilgan vaqtida, ulardan so'ralgan vaqtida, "Nima qilyapsizlar? Nimaga bu gaplarni gapirib ketyapsizlar?" deganda, ular aytishgandiki, hazillashib, o'ynab shu vaqtni o'tkazishlik uchun bir hazil qilib ketyapmiz deb uzr aytishgan edi. Shunda Alloh taolo aytgandiki, "Ayting, Alloh va uning oyatlari va uning payg'ambarini masxara qilyapsizlarmi? Sizlar uzr aytmanglar. Sizlar iymon keltirgandan so'ngra kofir bo'ldinglar" deb turib, Allohni va uning oyatlarini va rasulini masxara qilgan, istihzo qilganlarni kofir bo'lganligiga shak shubha yo'qligini Alloh taolo xabar berdi. Va agar aytildiki, "Sizlarni ba'zingizni afv qilsak, ba'zingizni azoblaymiz, chunki sizlar mujrim qavmsizlar" deb Alloh taolo marhamat qilgan. Xo'p, bugun mujohidlarni masxara qilyapgan, mujohidlarni shonida bo'lmagan buhtonlarni ularga otiyapgan kofir va munofiqlar va ularning saroy mullalari mana bu so'zlarni aytishlikdan tiyilishliklarini ham eslatib qo'ymoqchimiz. Mujohidlarga go'yo bular yer yuzidagi buzg'unchilar, bular narkotik moddalar tijorati bilan shug'ullanadi degan turli-turli tuhmatlar qilyapgan kishilar, jihodni yer yuzida go'yo fasod deyapgan kishilar mana bu oyatlar bilan kofir bo'lib qolganliklardan ogohlantirib qo'ymoqchimiz va albatta bu qilgan jinoyatlarga ular bir kunbas bir kun javob berishadi. Buni ham o'rni kelganda biz eslatib qo'ymoqchimiz. Oxirgi so'zimiz O'rta Osiyodagi musulmonlarga. Eslatmamiz shu. Avvalda ham aytganmiz va hozir ham aytamiz. Biz sizlarni unutgan emasmiz. Va unutishlikka haqqimiz ham yo'q. Chunki biz u diyorlarni islomiy diyor deb bilamiz. U yerda sizlarni kechirayotgan og'ir kunlaringizga biz qiynalamiz. Qalbimiz qattiq qiynaladi. Sizlarni chet ellarga chiqib mardikor bo'lib qullik qilib, hatto undan-da xunukroq xabarlar sizlarni nomuslaringiz u yerda sotilib pullanishlikka biz hargiz rozi emasmiz. Sizlar ham yurtingizdan chiqqansiz, biz ham yurtimizdan chiqqanmiz. Ya'ni siz ham muhojir deb da'vo qilasiz, biz ham muhojirmiz. Biz ham musofirmiz, siz ham musofirsiz. Lekin o'rtadagi osmoni yercha farq bor. Buni ham bir eslatib qo'ymoqchimiz. Siz million-million chet elga chiqqansiz, bizlar ham minglab-minglab chet elga chiqqanmiz. Sizlarni har kuni radioda, har kuni axborotda kofirlar qulda azoblanayotganingiz, qatl bo'layotganingiz, qul bo'layotganingiz, nomuslaringiz toptalayotgani, turli-turli haqorat bo'layotganingizni biz eshitib qalban qiynalamiz. Lekin ayni shu axborot vositasida Pokiston va Afg'onistonda sizni ham millatingiz, sizni ham yurtinglaringizni
to'g'risida boshqacha gaplarni eshitasiz. Agarchi kofirlar bizni de maqtamaydi, lekin Pokiston va Afg'onistondagi bo'layotgan islomiy inqilobni asosiy ustozlari, asosiy yo'l boshlovchilari, asosiy fidoilari, demak, Movarovun nahrdan chiqqan musulmonlar. Pokiston va Afg'onistonda sizlarni musulmon yurtdoshlaringiz izzat bilan yashayapti. Kofirlarning qalbiga qo'rquv solib yashayapti. Sizlar kofirlardan qo'rquv yashayapsizlar. Kofirlarga qulluq qilib yashayapsizlar. O'rtadagi farq nima? Demak, o'rtadagi farqni ham biz Qur'ondan, Rabbimizning kalomidan tilovat qilib sizlarga javobini bermoqchimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine tevaffahumul melâiketu zalimi enfusihim kâlu fîme kuntum. Kâlu künnâ mustad'afîne fil ard. Kâlu alem tekun ardullâhi vâsiaten fetuhâciru fîhâ. Feulâike me'vâhum cehennem ve sâet mesîrâ. İllel mustad'afîne minel ricâli ve nisâi vel vildân. Vel vildân la yestetî'ûn hîleten ve la yehtedûn sebîlâ. فَأُولَٰئِكَ أَسَى اللّٰهُ عَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayette Badr kunida Abu Jahl boshchiligidagi mushriklar safida majburlab olib chiqilgan bir necha musulmonni qatl bo'layotgan vaqtidagi, ularni ruhi olinayotgan vaqtidagi, ularga qarata maloikalar bergan savol bilan mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mana bu o'zi musulmon bo'la turib, islomini bekitib yashab, lekin müşrikler safida bo'lgan ve şu safda katil bo'lgan kişiler haqidagi oyat. Allah Teala aytayaptiki, o'zini nafsiga zulm qilgan kişilerini, canlarını parishtirar olayotgan vaqtida ularga qarata sizlar bu müşriklerin safida nima qilib yuruvdinglar degan savolni berishadi. Shunda mana bu katil bo'lgan yoki musulmonlarni o'qi bilan yoki farishtalarni o'qi bilan qatl bo'lgan mana bu kimsalar uzr aytishdiki, biz bechora edik, majbur edik, bizni majburlab olib chiqildi bu kufrni safiga deb uzr aytildi. Shunda ularga qarata javob bo'ldiki, Allohning yeri keng emasmidi? Sizlar ham boshqalarga o'xshab hijrat qilib, mana bu kufr shirk safidan İslom safiga chiqib ketsanglar bo'lmasmidi deb turib, ularni uzri qabul bo'lmaganligini, ularni o'rni jahannamda ekanligini va bu qanday nam yomon oqibat ekanligini Alloh taolo xabarni berdi. Demak, islomini bekitib yashagan, hijrat qilishlikka qodir bo'lgan musulmonlarning safiga qo'shilmagan kishilarni uzri qabul bo'lmadi. Bular kufrni, shirkni safida qatl bo'lganligi yoki vafot topganligi sabablidan. Magar ham Alloh taolo mana bu diyorlardan haqiqiy mustazaf bo'lgan, haqiqiy erkak, qariyalar, ayollar, yosh bolalarni Alloh taolo uzrni qabul qilganligini istisno qilib aytdiki, ular mana bu hijrat qilishga qodir emas edi, yo'lni topa olmas edi. Deb turib, Alloh subhanahu va taolo shoyatki bularni mana bu xato kamchiliklarni Alloh taolo kechirsa deb o'zini afu g'afur ekanligini xabarini berdi. Ana endi kimda kim deydi Alloh taolo? Muhojir bo'lib chiqsa, kimki muhojir bo'ladigan bo'lsa, yer yuzida ko'p keng mulkchilikni topadi dedi. Va kimda kim uydan Alloh va Rasuli tarafiga muhojir bo'lib chiqsa, mana shu safarda unga o'lim yetadigan bo'lsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Alloh taolo g'afur va rahim bo'lgan zotdir dedi. Mana bu oyat biz bilan sizlarning o'rtangizdagi farq. Sizlar ham dunyo istab chiqdinglar.
ve dünya yolunda şunca harliklerge müptela buldular. Ve lakin biz uzunmuzu paklap, uzunmuzu uluğlap bu sözü etme yapmız. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunmuzu yakşı görgenler seni, başka mumun braderlerinizde yakşı görün degen hadiske muvaffuk silerine hem izzet kervanıge çakırmakçımız. İzzet kervanıge çakırmakçımız. Ha biz, mana bu Orta Asya, bütün yeryüzüdeki İslami hilafetini amalga aşırışlık için Pakistan ve Afganistan'daki mana bu Müslüman braderlerimiz bilen birge yelke mi yelke türüp bir saf türüp elhamdülillah mana bunu şaraitini teğerleyemiz mana bu katta teğergerlik, imani teğergerlik, askeri teğergerlik, siyasi teğergerlik olarak inşallah biz Orta Asya'ya ve bütün yeryüzüge Allah'ın hakimiyeti bugün İslami hilafetini kuruşlikke biz azim kıgemiz ve bunge biz kas kıgemiz ve bu işini amelge aşırışlikke uzunmiz, avladlarımız, nebirelerimiz, hemme zürriyatlarımız Allah'dan dua kıgemiz ve biz uzunmizi canımızı şu yölge vakıf kurban kıgemiz. Yani biz yurtlarga kaytmakçımız ve kaytemiz kolumuzda zancir bilenemez. Kolumuzda Kur'an ve bitti kolumuzda Kalashnikov bilen, inşallah izzet bilen kayıtmakçımız. Ve bu kayıtçılıkta biz uzunmuz tanha yemez. Belki bütün İslam ümmeti bilen birge kayıtmakçımız. Aynı ki kafirler hamesi bitti bulup bir ceset bugün zingarın biz hem kayıtmakçımız. Ve lakin bizi kıladığın amelimiz, bizi kıladığın ibadetimiz, şeriatke töre tüküs, muvaffuk buluşluğu için biz mana bu amelini inşallah ameli revişte kılıp kurduk. Elhamdülillah NATO bilen oluşu kuruyemiz. Ve dünyadaki 6. en güçlük armiye bugün Pakistan bilen oluşup geliyemiz hazır geçe. Biz katta bir meydana ringe çıkkanmız. 40'ta devlet Afganistan'a yapırılıp kegen. Ve bunların içi de ana şu yeryüzünü kanını suru yapken zülük singerin Amerika, Angliya, Fransa kabi eng katta yeryüzünü salibiyleri var. Ve ular bilan birga 90 minga yakın küfür ve u bilan birga 200 minga yakın munofiqlar bular bilan olishyapmiz. Ve inşallah bu olishuvda, bu maydonda olgan tajribamiz inşallah İslam ummatini xizmatiga inşallah qurbon bo'ladi. İnşallah biz bu niyatimizni da zarracha esan kelaganmasmiz, zarracha ikkilanganmasmiz ve bu ishni amalga oshirishda bizni birdan bir yagona tavakkulimiz, suyanchig'imiz Alloh subhanahu va taolo, u zot g'olib bo'lgan zot, inshaalloh biz mana bu ishni amalga oshirishlik uchun biz qattiq azm qilganmiz. Va albatta kofir va munofiq, mujrimlar suymasalarda, istamasalarda İnşallah bu narsa amalga oshishligiga biz Alloh subhanahu va taolodan to'la to'kis umidimiz bor va ishonamiz va inshaalloh islom ummatiga buni bashoratini beramiz. Faqatgina o'rniki yerda aytib qo'ymoqchimizki, yurtlarda bo'layotgan ko'p voqealar bor. Albatta, musulmon mo'min musulmon birodarlarimiz buni bizdan doimiy so'rab kelishadiki, ana shu bir necha voqealar bo'lgan, oxirida ana shu 2009 yil 16 mayda Andijon va Xonoboddagi bo'lgan voqeani bizni harakat qildimi degan savolga javob, albatta biz bunaqangi kichkina ishlarni qilib, kofirlarni xursand qilib, musulmonlarni yig'latadigan amaliyot qilmaymiz. Inshaalloh ayniki 1999 yilda 2004-2005 yillardagi portlashlardan biz o'zimizni bu ishni qilmaganligimiz e'lon qilganimiz singari Andijon va Xonoboddagi mana bu bo'lgan amaliyotlardan ham biz o'zimizni jamoatimizni qo'li yo'qligini e'lon qilib qo'ymoqchimiz. Chunki bu ishni amalga oshirishlik uchun bizni o'zimizga yarasha shar'iy hujjatlarimiz bo'lish kerak va shar'iy tayyorgarliklar, askariy tayyorgarliklar bo'lishimiz kerak va faqat bir marta, ikki marta portlatib qo'yib, qochib ketib yoki kimlarnidir buyurtmasini bajaradigan biz ticari cemaat emasimiz. Biz Allah'ka ve Resulüge ahd bergen cemaatimiz.
Nahnu allazina bay'u Muhammada alal jihad ma baqina abada. Ya'ni biz Muhammad alayhisalomga o'la ulgungacha jihad qilishlikka bay'at qildik deb sahobalar aytishgan edi. Biz ham shu ahdni berganmiz. Inshaalloh to hayot ekanmiz, mana bu jihadni inshaalloh davom ettiramiz. İslam ummatiga bashorat bermoqchimiz va bashiril mu'minin ki inshaalloh mana bu g'alaba shabodalar isyapti, kunma-kun yaqinlashyapti. İnşallah İslam ümmeti birleşiyaptı. Ve beşşeril kafirin ve beşşeril münafiqin. Kafir ve münafıklarına başarat verip koymakçımız ki Afganistan ve Pakistan yeryüzündeki cüde katta katta imperiyelerine kabristan bugün. Bugün kafirlere bunu talal yaptı. Büyük Britanya degen yeryüzünü basıp algan katta imperiyenin kabristanı mana bu Pakistan ve Afganistan bugün. Ve SSSR degen kızıl saratanını ham Qabristoni Afg'oniston bo'lgan, inshaalloh Amerika buni orqasidan ergashib kelgan kofir va munofiqlarni qabristoni mana shu diyorlar bo'ladi. Buni bizga Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan, Alloh taoloni rasuli bizlarga va'da qilgan, inshaalloh islom ummati orzu qilgan o'sha baxtli kunlar yaqinligini inshaalloh biz islom ummatiga bashorat beramiz. Yer yuzidagi barcha islom ummatini mujohidlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi hifozatda saqlasin va kofir va munofiqlarga o'zi kifoya qilsin. Zindonlarda yotgan ustozlarimiz, mu'min musulmon va mu'minalarni Alloh subhanahu va taolo kofir va zolimlarni qo'lidan qutqarishligini biz mu'min mujohidlarga nasib etsin. Va oxiri davana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bir gün keler bahar, açılar günler, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Bir gün keler bahar, açılar günler, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum, jihad qilsa kim? Kim bilar haq kim, kimlar majnunlar. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.